R'daki deployer paketinde kullanabileceğimiz diğer faydalı bir fonksiyon ise filter fonksiyonudur. Filter fonksiyonu kullanımı için tabii öncelikli olarak deployer paketini çağırmamız gerekiyor. Filter paketinde ilk argüman olarak veri setini gireriz ve daha sonra ilgili değişkeni seçmek istediğimiz düzeyini belirtiriz. Yani bu .1 veri seti içerisinde manufacturer değişkenindeki Audi olanları bize vermesini söyleyebiliriz. Buna dayalı olarak veri setine buna göre adı üstüne bir nevi filtre uygular. Burada birden fazla filtrelerin işlemini birlikte kullanabiliriz. Örneğin manufacturer Audi olan ve yıl değişkeni de 1999 olan olacak şekilde virgülle ayırabiliriz. Bu bize bu iki koşulu sağlayan veri setlerini bize sunacaktır gördüğünüz gibi. Burada virgül yerine V işaretinden de fayda alınabiliriz. Yine bu komutu çalıştırdığımızda da manufacturer Audi ve year değişkeni 1999 olanları bize sunacaktır. Az öncekiyle aynı. Eğer biz burada koşulu biraz değiştirirsek ya manufacturer Audi olan ya da Dodge olanları, yani birbirini dışarıda bırakmadan her ikisini yapmasını istersek şuradaki sembolü kullanıyoruz. Bu sembol ya da gibi bir anlama karşılık gelebilir Türkçe'de. Bu işlemi yaptığımız zaman yine aşağıda ilgili veri setini bize sunmuş oluyor. Sadece bir kısmını sunuyor burada veri seti uzun olduğu için. Eğer ki pek çok ilgili değişkenin birden fazla koşuluna ilişkin biz bir takım filtreleme yapacaksak, örneğin buradaki gibi manufacturer Audi olanları ya da Dodge olanları, bunu çoğaltabiliriz. Her seferinde ya 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 diye ayırmak yerine şu sembolü, daha doğrusu operatörü kullanabiliriz. Yüzde in, yüzde bu içerme anlamını gelmektedir. Yani manufacturer değişkeninde .1 veri setinin Audi ve Dodge düzeylerini içerenleri filtre anlamında bize pratik bir kolaylık sağlayabilir. Filter değişkeni pek çok başka işlemler için de yapıyoruz. Buradaki gibi sadece karakterler için değil. Örneğin HVY değişkeni 30'dan fazla olan ya da year değişkeni 1999 olmayan eşittir üzerindeki tek sembol olumsuzluk anlamı katacaktır. Eşitlik anlamı ise iki eşittir yani ifade ediyoruz bildiğiniz gibi. Filter ve select fonksiyonları aslında bir arada da kullanabiliriz. Burada pipe operator oldukça kolaylık sağlar. .1 veri seti ismini yazdıktan sonra pipe operator, sonrasında filter ettiğimiz değişken ve onun düzeyi, yani yıl 1999'a eşit olanlar, sonrasında da select ile ilgili değişkenleri seçebiliriz. Bu anlamda yıl 1999 olanların sadece bu belirttiğimiz 3 değişkene ilişkin veri setini bize sunacaktır. Burada select ile fonksiyonuyla indekslemeyi yaparken ilgili değişkenin üzerine ön tarafına yeni değişken ismini yazarsak bu değişken ismini de değiştirebilecektir. Yani rename fonksiyonuyla yaptığımız işlemin biraz daha pratik hali olabilir. Bakın burada yine aynı işlemi yaptı ama year değişkeni yıl olarak değişti.